İyi günler sevgili izleyiciler. Gerçekten çok güzel bir günde, harika bir manzaranın eşliğinde yine TV 52 ekranlarından, Ordu'dan bir canlı yayındayız. Bugün dün itibariyle başlayan Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerini ve ülkemizi yakından ilgilendiren ve dünyada belki de tarım ürünleri içerisinde tek söz sahibi olduğumuz emeğimiz, göz nurumuz, fındığımız için Tarım Bakanlığı ve TMO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ulusal Fındık Çalışayındayız. Dün itibariyle başlayan aralıklı canlı yayınlarımızda birçok konuklarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Bu çalıştaydaki yapılabilecek fındık üreticilerin ve fındık piyasasının bölgemize ve ülkemize getirebilecekleri neler yapılabiliriz sorunları çözme noktasında birçok konuklarımızla beraber değerlendirmelerde bulunuyoruz. Öğleden sonra da yine Sayın Tarım Bakanımızın da katılacağı bu çalıştayda sonuç bildirgesi açıklanacak ve oluşturulan 5 masalarda üreticinin temsilcilerinden, sanayicisinden, devlet kurumlarına kadar bütün sektörlerin temsilcilerinin bir araya gelip 2 gün içerisinde, yani 2 gün boyunca burada bu çalıştaydan sorunların önemli derecede çözümleri aranan bir çalıştaydan sonuç bildirgesini Sayın Tarım Bakanımızın açıklamasıyla sizlere bu ekranlardan bizler de ileteceğiz. Bugün yine canlı yanımızda gazeteci, yazar, çok değerli üstadımız, abimiz Murat Taşkın'la beraberiz ve bu çalıştayın dün itibariyle bugüne kadar durumunu değerlendirmek için yine sizlerle TV 52 ekranında karşılarınızdayız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de tabii Trabzon'dan geldin. Dünden beri yoğun bir tempo, masalara, gruplara dahil oluyorsun, notlar tutuyorsun. En son yapılan Trabzon'daki fındık çalıştayından sonra ve o günden bugüne gelinen noktada fındığı ve çalıştayları ve çalıştaydan çıkabilecek geçmişte çıkmış sonuçlarla beraber neler olabileceğinin bir değerlendirmesini alabilir miyiz senden? Teşekkür ediyorum Sayın Çakmak. Tabii şöyle, biliyorsunuz burada belki de 4 ayrı salonda, yani 4 ayrı grup oluşturulmuştu. O grupların da en çok söz edilen şuydu. Dikkat ettim ben, parça parça girdim. En çok da sanayi ve ticaret kısmına girdim belki, ama orada şey edilen şuydu. İstikrar, istikrar, istikrar. Ve sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik. Şimdi tabii fındığın zaten temel bir problemi o. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından düzenlenen bu çalıştayın bundan öncekine baktığımız zaman, sabahleyin tekrar bir kontrol ettim sonuç bildirisini, yaklaşık 20'ye yakın bir madde vardı. 20'ye yakın maddenin hemen hemen hepsinin tamamen devam ettiğini gördüm. Yani bir tanesinde bir farklılık biraz oluşturmuşuz Sayın Çakmak. O da verim ve kaliteyi arttırmak için yapılan çalışmalar var. O önceki çalışlarda bunlar çok gündeme gelmemiş. Gelmemiş. Orada bu konuda bir şeyler yapılmalı diye denilmiş. O günden, yani 2014'te yapılan o çalıştaylar, aradan 5 yıl geçtikten sonra bugün gelinen nokta şu. Burada bu veri ve kaliteyi arttırma konusunda devlet hiçbir şey yapmamış, demiyorum. Devlet de tarım müdürlükleriyle işte borsalar, ihracatçı firmalar, ihracatçı birlikleri, hatta bazı ziraat odalarına uyarak bir şeyler yapmış. Ama orada bir şey var. Bir madde okudum. Sayın Çakmak diyor ki, bu diyor çalıştayların her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi. Şimdi sanırım bu her yıl kavramında bir anlaşmamız lazım. Bizim bildiğimiz yıl 365 gündür, biliyorsun değil mi? Evet. Bunların içini 2014, 2019, 5'ten çarparsak aşağı yukarı ne yapar? 3, 5, 10, 15, 1825 gün. Yani bunları bir yılı demek, 1825 gün. Şimdi tamam, aradan 5 yıl, yani orada bu çalışayla da bir istikrar yok demek. Ha, bu zor bir şey mi? Zor bir şey değil. Yani bu organizasyonu ben şunu anlıyorum. Sayın Çakmak'la beraber sizinle, sosyal bir insansınız. İşte ticaret odasında ya bir görev var, fındığın içinde bulunuyorsunuz. Bizim mesleğin içindesiniz. İşte buradan bir sizden katkı aldıkları zaman aksaksız demeyelim ama en az aksakla ulaşabilecek bir program düzenlenebilirdi. Yani bunu sadece sizden değil, ticaret borsalarından, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan, belediye, hatta bana göre bu işle ilgili tüm kuruluşlardan
akıl almak lazım. Akıl almak lazım diye bir arada bir kısa yapalım. Hani bir insana akıl bir şeyler söylediği zaman bu ülkede şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bak şunu iyi duy falan. Şunu derim ya kes kes, akla değil, paraya ihtiyacım var. Ben de, bilir, ben de cevap verirdim ona, şu cevap veririm o insanlara. Ya akılsız adama parayı versen ne olacak? Mesela şey. Şimdi organizasyonun bu kısmında gördüğüm şeyleri eksiklikler var. Masaların dört ayrı masanın düzenlenmesinde, oluşturulmasında insanların nerede bulunması gerektiği yönde eksiklik var. Ben çok bariz bir örneği vereyim. Mesela Trabzon Tarım İl Müdürü olan arkadaşımız şey masasındaydı. İşin ticaret sanayi şey masası. Oysa hakkını vermek lazım. Bu fındık alanlarında, alanların eski bahçelerin sökülüp yeniden dikilebileceği olayını biliyorsunuz. Trabzon'da başlatıldı. Şimdi hemen hemen Ordu'da her yerde uygulanıyor. Ama bundan önceki arkadaşımız başlatmış, İl Tarım Müdürü, oradaki paydaşlarımızdan birisiydi. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü paydaşlarımızdan birisi. Sektörün tümü paydaşlarımızdan. Şimdi o arkadaşımızı vermişler şeye, oysa bu insanın tecrübesi yararlanmak için nereye yapacağız? Fındıkta verim ve kaliteyi arttırma kısmında olması gerekmiyor mu? Hatta o 5 masanın 5'inde de ziraat odaları da var. Ben tabii bu cevaben söylemek istiyorum. Mesela ben ticaret odasında aynı zamanda meclis başkanı yardımcısıyım. Meclis başkanı da dahil. Sadece ticaret odası başkanına özel bir davetle gitmiş. Sonuçta ticaret odasının gruplarında fındığı temsilen 2 tane de grup var. Hem sanayici de var, hem tacirlerin olduğu yerde var. Oraya gereksinim duymamışlar ve birçok illerden bölgemizde ticaret odalarından ziyade borsaları da. Tabii borsalar da gelmeli elbette. Ama oralara da böyle bir davet gelmemiş. Gelseydi benim de haberim olurdu. Buyurun devam. Tabii bakın şimdi yani bu işin hani biz sazaya diyelim ama bu sazayanın çok daha fazla ayakları var. Niye de? Çünkü bakın ihracatçı birliği var, işte Ordu Ticaret Odası, Ziraat Odası var, Ziraat Mühendisler Odası var, borsalar var. Yani hemen hemen herkes var. Yani bunlardan hepsiyle beraber birlikte hareket etmek lazım. Zaten burada sorun şu, herkes kendi çıkarına doğru, herkes kendi örgütünün üyelerinin çıkarına hareket edebilir. Ama bir ortak nokta var. Yani bunu bir üst satı noktası var. O satı noktasında bütün fikirlerin ortak olması lazım ki. Hani diyoruz ya, hani bazıları diyor ki, ben o tabiri çok kullanmak istemiş. Elin bilmem nesi niye benim fındığımı ucuz yesin? Evet. Tamam. Elin bilmem nesi senin fındığını ucuz yemesin de sen kendi içinde bununla ilgili gerekeni yememesi için, yani orada sürdürülebilir ve istikrarlı bir fiyat oluşması için gerekeni yapıyor musun? Bunlar hepsini yerine getirmişsin ama sen gerekeni yerine getirmiyorsun. Ben Osman Çakmak Aziz, Osman Çakmak bana Aziz, ben Sebahattin Aziz, herkes birbirine Aziz, ortak. Yani neyin ortak? Nasıl olacak bu ortaklık? Yani bizim Türkiye'de zaten biliyorsunuz kavramların adları değişti. Yani Türkiye'de artık helalle haram farklı tarif ediliyor. Suçtan suçsuzluk farklı bir şekilde tarif ediliyor. Her neyse, ama yine de gelinen bu noktada 5 yıl sonra bile yapılıyor olsa bu insanları bir araya toplanmak, bu sektörün hemen hemen yine sektördeki tüm herkes burada. Bazıları şeye kaydedilmemiş, masallara evet, isim olarak kaydedilmemiş evet, olsalar bile biz kaydedilmemiş. Evet. Biz Beşik Hazret, evet, yani bizi de kimse davet etmedi. Bizi de kimse davet etmedi. Sizi davet ettiler mi bilmiyorum. O boyutunda değiliz yani. Evet. Eser etme ama sonuçta böyle bir oluşumda her sesi dinlemek lazım. Bunun muhalif kanadı da olsa ya da farklı düşünceleri yüksek sesle de ortaya koyan da olsa, burada eğer bir çalışta yapsa, örneğin mesela dün Ordu'da Ordu Şubesi köy İhsan var, işte Köysen var. Burada sonuçta çiftçiyle, üreticiyle örgütlenmiş bir sivil toplum grupları var. Başkanı geldi, diyor ki biz diyor davet edilmedik. Hatta bunu davet edilmesi için ısrar etmemize lazım. Bizi kabul görmediler dedi. Yani sonuçta sanayi kesimi olsun, bürokrasi kesimi olsun ama bu köylerde halkı temsil etmiş bu tür örgütlerin de bence burada bir masa açılarak burada tartışmaya dahil olmasının daha objektif olabileceğini, belki bir tık da olsa bir fikir birliğinde onlardan da bir şey alabileceğimizi düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Kesinlikle. Bakın şimdi diyelim ki yani bu, hani bunu size, bunlar alınsın dediğimiz zaman organizasyonu yapanlar, ya onu da çağırsam bunu da çağıracağım gibi bir ibare kullanır. Bu çok bir hep işin kaçış noktasıdır. Ama ben şimdi onlar yerine size soruyorum. Tamam. O köy seni çağırmadık ama köy ona benzer
aynı muadili başka bir sendika var mı? Yok. Yok. Ya demek ya ki kişi o zaman yani i̇şte fındık sen filan yani. Ha, içeride 30 kişi, 31 mi 32 işin vardı. 33 olur. 34 olur. Yani bu doğru. Bir şey değil ki. Zaten oturduk ben davetliydim ben bütün. Sana yük de getirmez ki burada adam yani. Yani gelsin konuşsun. Hani ne, şunu hep demez miyiz? Bu konuları kendi içimizde konuşalım ama dışarıya karşı güçlü olalım. Hani kol kırılır yenisinde evet. Çok doğru bir şey ama kolu yenisinde kırmak için o bütün gerekenleri, bütün unsurları yerine getirmek lazım. Her neyse biz yine de bunu bu şekilde organize eden arkadaşlarımıza teşekkür ederim. İnşallah bir sonrakinde acemeli diyelim. Yani bir sonrakinde çok daha iyi düzenleyerek daha verimli sonuçlar almak lazım. Niye almak lazım? Ya yani 5 kuruşa bile, 5 dolara bile muhtaç olduğumuz bir dönemde herkes o da tartışılır yani biliyorsunuz bu devlet nerelere 30-40 milyar dolarları vermedi ayrı bir şey. Şimdi olduğumuz bir dönemde babamın hani ak sütü gibi helal tek kuruş şeysi ithal girdisi olmadan işte 2 milyar dolar ortalama 2 milyar dolar gelir getiren bir ürünü ürün için çok şeyler yapmaya değer ama yani bunu bakın yeri gelmişken hemen o konuya girelim ya ben inanır mısınız Sayın Çakmak sizin de aynı üzüntüyü duyduğunuzu yani fındık sektörünü bilen insanlara bunu üzüntüyü duyduğunu inanıyorum. Ben 2 milyar dolar olayını telaffuz ederken inanır mısınız aklıma 3 milyara dolara yakın olan yıl geliyor. Hani 305 bin yani ton ihracat. Zaman, evet hedef de vardı yani. 305 bin ton fındık ihracatı ve 3 milyar dolar ihracat. Fiyatta belki bir şey vardı. Bakın fiyatta yükselmişti. İşte ondan önceki yıl. Demek ki bizim bunları yapmamız hani 2020 hedefinde diyoruz ya 4-5 milyar dolarlık ihracat şu ama şimdi bakıyorsun ki son 10 yılın ortalamasına bakıyorum ben. Ortalama 250 bin tonun iç fındık yani 500 bin tonun altında bir ihracat. Ortalama 1 milyar 600 milyon dolar 1 milyon 700 milyon dolar civarında bir yıllık getiri. Yani biz, bu ithalata da dayalı değil. Yani bir sent bile ithalat ama oldu. Yine, 1 milyar, şimdi oradan da baktığınız zaman öyle bir de bir taraftan 1 milyar dolar daha fazla yapabileceğimiz bir yerdi. Niye? İstikrar yok. Niye? Yani bunun üreticiden tutun da sanayicisine, ihracatçısına kadar belli bir sürdürülebilirlik, belli bir zincir için istikrarlı bir yapı oluşmamış. Ya niye oluşturamıyor? Çok zor mu bir şey? Dünyada bu belli. Amerika 15 yıl önce 300 bin ton olan bademi 1 milyon 500 bin tona nasıl çıkarmış? Bu ortada. Bunu biz yapabiliriz, yapmamız lazım. Ama şimdi biz... Burada Murat abi, yani burada siyasiler... cesaretli karar almakta zorlanıyor mu? Çünkü bildiğin gibi geçmişte serbest piyasa koşullarına bırakılması hatta o zaman Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan'dı. Bırakılması için 9 tane 12 tane bakanın imzasıyla bir serbest piyasa oluşturulmuştu. Ama son dönemlerde en son Fakı Bogdan döneminde siyaset fındığa müdahale etmesini gerekçe kılarak da müdahale etti. Yani serbest piyasanın dışına çıktı. Yani cesaretle aldığı kararı bir nevi bertaraf etmiş oldu. Şimdi gelinen noktada o günden bugüne müdahale alımları devam ediyor. Sence bu müdahale alımları siyaset zamanı, seçim zamanı siyasi iradeye bir getiri sağlıyor mu? Ya şimdi tabii bizim biliyorsunuz asıl uzman benim mesleğimdeki uğraş alanım politik ekonomi muhabirliğiydi. Anadolu Ajansı'nda 20 yıl ondan sonra hala da ondan sonra devam eden 20 yılda bir şekilde sürdürüyoruz. Zaten bizim sıkıntımız o. Son 5 yılda 7 seçim. Ve Türkiye'de her şey bir oy kazanma üzerine endekslenmiş. Ya sorar mısın Sayın Çakmak? Bizim fındığımızın siyasette ne ilgisi var? Yani Türkiye'de tamam bir karar aldınız ama doğru ama yanlış. Ya onu bir istikrarlı bir şekilde insan sürdürmez mi? Türkiye'de ben size söyleyeyim fındıkta uygulanan hangi politik uygulanıyor? Yok. Uygulanmaz gerekçe gayet basit. Üreticini mağdur etmeyeceksin. Bu mağduriyeti etmezken sanayini geliştireceksin, istihdamın artacak, ihracatını geliştireceksin, dövizin artacak. Yani ben üreticimi
Benim üretim 700 bin hektar alanında 600 bin ton değil, 1,5 milyon ton fındık üretecek. Ama şehire göç etmesine sebep kalmayacak. Benim sanayicim o fındığı alıp işleyecek. Bugün 10 bin işçi çalıştırıyorsa 20 bin çalışacak. Benim ihracatçım da bunu ihraç edecek. 300 bin, 500 bin ton ihraç edecek. 6-7 milyar dolar döviz kazandıracak. Bunu yapmak çok zor bir şey değil. Ama siz bunu ekonomi kurallar içerisinde değil de siz bunu gelir siyasetin oy kaygısı, oy hesabı, sandıktan çıkma hesabı içinde yaparsanız bunun geldiği nokta budur. Gelin. Kaldığınız bütün kararlar kaldı ki ya Osman, bunu sen de biliyorsun ben de. Fındık üreticisiyle ilgili yapılan alınan bütün kararlar sandığa yansımamış ki. Ne zaman yansıdı ki? Hiçbir zaman. Ben 1983'ten sonra sesimlerin tüm dokümanlarını size vereyim. Ordu yolu kapattığı zaman kıyameti koparttı. Kimin aleyhine koparttığını biliyoruz. Evet. O parti sandıktan çıkmadı sonra mı? Sandık patladı. Sandık patladı. Onun şeyini. Şimdi burada istikrarlı bir yapı içerisinde bunu sürdürmek lazım. Bunu sürdürürken ama asla ve asla şunu unutmamak kararlı lazım. Kararlı kararlar ama. Yani. Şunu cesaretli unutmamak kararlar lazım. Burada bir pencere açmamız lazım. Her ne kadar şimdi şöyle ben eskiden televizyonlarda konuşuyor, yerel kanal olduğu için derdim hani uyduya çıkmamış olsa sadece ordudaki arkadaşlarıma veya işte bunu yayın alanındaki kısma göre konuşarak biraz popülizm yapabilirim. Şimdi o popülizm yapma şansım da yok. Kanal 52 uyduda. Bizi her yerdeki her bütün dünyada insanlar eriyor. Şimdi ben burada çıkar dersem ki getirmek istediğim nokta şu. Dersem ki Türkiye'de fındığın ana üretim bölgesi olan Ünye'nin doğusundaki kısım hiçbir zaman sosyal şartları, arazi şartları, nüfus yapısı göz ardı edilmeden buralar için özel politikalar uygulanmalıdır dersem bu yanlış değil. Bu doğru bir şey. Şu dağlarda kim durur Osman? Biz bunu biliyoruz. İnsanları 1983'ten 4'ten beri Turgut Özal'ın uyguladığı şehircilik politikası. Şimdi de arttırılan politikalar hep şehre yığdı. Şimdi şehirlerine baş edemiyoruz. Biz bu ordunun Gürcen tepesindeki, Giresun'un kümbetindeki, Trabzon'un Çaykarası'ndaki fındık üreticisini orada tutabilmek için ona bu destekleme diyoruz ya. Bakın ben açık söyleyeyim. Ben bu destekleme şekline karşıyım. Ama o üreticiye bu para... Tembelleştiriyor. Ama bu insanlara bu para verilmeli. Ama fındığın üretimi ile ilgili bunu ilişkilendirmek çok farklı bir şey. Bu insanları burada tutmalıyız. Bu köylerde tutmalıyız. Bu topraklarda tutmalıyız. Bu topraklar fındık için kutsal topraklardır. Hani parça parça gidiyoruz belki ama siz buraya geldiğim zaman hep sen diyorsun işte fındığın payitahı başkenti. Ha, de bakalım. Fındığın sarayı Trabzon. Evet. Tahtı Giresun, payitahtı Ordu'dur derim. Şimdi geldik. Ama şeyler kızıyor bana. Batı Karadeniz'deki arkadaşlarım kızıyor. Bizi diyor hatırlamıyorsun. Ben de dedim ki Batı Karadeniz'in 3/2'si Karadeniz'de zaten ondan ya Trabzon'du ya Giresun'du. Şimdi gelelim bakın. Spesifik olarak Osman payitahtan hareket edelim. Gerçekten. Burada arkadaş, gazeteci arkadaşlarımızdan bir federasyon toplantısı var. Sayın Vali'nin oraya gittik. Sayın Vali de bir de buradaki tarım il müdürünü tebrik etmek lazım. Bunlar bu konularda biraz yenilikçi fındık alanlarının şeylerini yapmak istiyorlar. Orada konuşurken işte bu fındık alanlarının yenilenmesi için arkadaşlar takıldı. Burada bir gazeteci arkadaşımız var. Fındık bahçelerinde bu projeleri başlatan adam. Yani fındık alanlarının sökülmesi, yeniden dikilmesi, tekli sistem, ikili İlk sistem. Trabzon borsası. Bu başladı. Ben de orada pilot. Danışmandım. Sayın Mehmet Çırav ve şey vardı sanıyorum. Onların Şükrü abi. Şükrü Güngör Köloğlu. Onu da buradan anlayayım Şükrü abi. Rahmetli analım. Şükrü abi başkandı. Mehmet Çırav meclis başkanıydı. İlk hareketi pilot bölgeyle. Onlar yani zirve hareketin oldu. Aslında halen şimdi meclis başkanı olan Sebahattin Aslan Türk 2002'de başladı. Öyle mi? 2002'de kaliteli fındık projesi diye. İlk Sebahattin Bey'in projesi. Şeylere çıktık, köylere davul zurna çaldık. Üreticiyi hani bu konuda bilgilendirelim diye. Onlar zannetti ki Tarım İl Müdürlüğü falan gibi kimse gelmiyor Osman. Bu sefer ben ne yaptım? Davul zurna aldım. Pasta aldım, çuval aldım. Baktım millet yine gelmiyor. Şimdi akşam namazı bitiyordu, gidiyorduk. Yatsı namazı arasındaki kısımda yani o iki saatlik bir kısımda yapıyordu. Baktım millet gelmiyor. Yattara vardı o zaman iki şeyle. Evet, yattara götürdü. Yani insanlar futbolcuyu görmeye geldiler ama bizim işimiz yani insanımızın yapısının gerçeği bu. Yani o projeleri başlattık. İnsanlar oradan şimdi belli bir yere geldi. Mesela aşılı olarak tek bahçe 50 tane o Bolu Ağzı'nın üzerinde dikilmiş olan bahçe bizim Trabzon'da biz yaptık. Şu anda tamamen
üretime geçişe, tekrara falan geçişe. Ama neyse, benim oradan gelmek istediğim şey şu. Arkadaşlarım işte bunu başlat deyince, yani dedim bunda bir alınganlık yapmaya gerek yok. Siz şimdi dedim, ikide bir ben her gittiğim yerde diyorsunuz ki, ordu Türkiye'den sonra fındık üretilenidir. Yok kardeşim, siz yanlış biliyorsunuz. Ordu dünyadan sonra fındık üretilenidir. Evet, ordu bugün dünyada 130'a tekabül ediyor. Yani 600 bin ton değil. Ordu tek başına 1 milyon ton fındık üretebilecek bir ildir. Evet. Yani bizim o zaman bizim orduyu merkez olmaktan çıkarıp fındık üretimini arttırmazsak 600-700 bin tona çıkarmazsak Doğu Karadeniz'i bakın zamanında Ünye'nin doğusundaki kısımda biz 800-900 bin ton dünyanın tüketimi 900 bin ton 900 bin ton fındığı üretebilsek Amerika gibi biraz da fiyat istikrarlı fiyat oluşturmuş olsak Ünye'nin batısına hiçbir zaman bir şey ekilmezdi. Çünkü bugün diğer ürünlerin çalıştığın zaman fiyatlar şeyden çok çok daha fazla. Burada burada tabii şimdi ekilmezdi derken hemen bir pencere daha açmak isterim. Son dönemlerde yüksek sesle hem ihracatçı birliklerinden hem de siyasilerden Türkiye'nin fındıktaki payının geçmişlerde %80'lerde olan payının %50'lere kadar 60'lara kadar düştüğünü 65'e. Bu ne kadar doğru sizce ve gerçekten böyle bir tehlike varsa, böyle bir sinyal tehlikesi veriyorsa bununla alakalı neler yapmalıyız? Ya bakın zaten rakam ortada. Dünya tüketimi 900 bin ton. Bizim üretimimiz ne kadar Osman? Son 10 yılın rakamlarına baktığımız zaman 600 bin ton. 600 kafadan. Yani evet. Şimdi, özellikle de bu iktidar döneminde fındık afet şeyleri çok oldu yani şanslarla. Oldu. Şimdi bu afetle ilgili de bir şey anlatacağım. Tamamen afet diyerek Allah'a bağlıyoruz ya bu meseleyi. Çünkü bir kıssayı anlatacağım. Yalnız unutuyorum ben bazı bana unutma. Şimdi 900 bin ton. Demek ki biz bunun 600 bin tonunu karşılıyoruz. Zaten o rakama vurduğun zaman %65 ediyor. Ha biz bu 900 bin tonu verebilir, hepsini biz yapabilirdik. Onunla millet şeylerin istediği istikrarlı fiyat bulan beraber biz bunu üretmiş olsak 900 bin ton ne İspanya ne Amerika hiç kimse fındık falan Gürcistan falan hiç kimse fındık ekmezdi. Biz ekmedik Osman Bey. Bizim burada ortalama üretim 100 kilonun altında. Ama biz dekarda 80 kilo. 80 kilo. Ama biz bunu çok üretmiş olsaydık bu bölgede Ünye'nin doğusunu zamanında buna 20-30 yıl önce bunu tespit edip üretmiş olsaydık bugün tamamen bu civarda üretilecekti. O Zümrüt Ovalar'da 4-5 bin 4-5 ürün alınabilecek ovalarda bu ekimizdi. Bakın Türkiye'nin bugün mısır özü yağının ayçiçek yağının %90'ı ithal ediliyor. Maalesef GDO'lu ürünlerden ham madde olarak ithal ediliyor. Biz buna 3 milyar dolara yakın para veriyoruz. 2 milyar dolar. Geçmişte burada sizde tütün vardı, bizde herkes, mısır vardı, hepsi var. Ayçiçeği vardı, hepsi şimdi, gitti. Ha biz gereğini yapmadık. Gereğini yapmadığımız zaman hem Türk fındığını ihanet ettik. Hem bu ordunun şu dağlardaki insanlara ihanet ettik. Biz o kadar çok şey ihanet ettik. Şimdi bu ihanetin bedelini ödüyoruz. Şimdi oradan kurtulmaya çalışıyoruz. Bunu getirip insanlar şeye bağlıyorlar. Az önce sen dedin ya hava şartlarına şey, Allah'a bağlıyor. Ya, ne yapalım Allah'tan? Gün içeride bir çok ilginç bir şey oldu. Biz Ziraat Odası Başkanı arkadaşımız anlattı ki ya fındık öyle tamamen işte Allah'a kalmış bir bazen az olur bazen çok olur işte ona göre şey olur. Doğru hava şartları etkiler ama hava şartları etkilemizi olduğu için geçen yıl ortalama fındık 500 bin ton oldu diyelim değil mi? Trabzon'un ortalaması 70-80 kiloydu değil mi? Doğru. Evet. Ama ben Arakı'da bir örnek bahçe yapıldı. Yani bunu biz borsada yaptı, orada Ziraat Odası yaptı, işte Ferro'da yaptı, bunlar da yaptı. O bahçeye gittim. Adam oradan 250 kilo fındık aldı. Şimdi dedim ki, ya bu adam Allah'ın iyi kulu. Öbürleri, şayet o iyi kuluysa öbürleri demek kötü. Buradaki eksiklik nedir? Ya çalışmıyoruz ki. Mesele bu. Yani bunu hava şartlarına bağlamak... Ama çoğu üretici de diyor ki yani tamam kardeşim ben bunu hani üreteyim tamam yapayım bahçeme bakayım ama karşılığını alamıyorum. Bak şimdi gelelim diyor. Onu da anlatayım. Ya karşılığını şimdi, almam lazım. Şimdi diyor. Gelelim ona. Şimdi ben bir zaman bir şey yazdım o zaman. Dedim ki doğuda fındık 10 lira batıda 20 lira. 3-4 gün bunu böyle yazın millet. Dalga geçiyor benimle. Sen bizden dalga mı geçiyorsun? Yani ne yapalım? Fındığı alıp şeyi getirip buranın fındığını battığa mı satalım falan diyor değil mi? İsrar ediyor. Bana mailler geliyor. 3 gün dedim yazmayacağım. Doğuda 10, batıda 20 lira nasıl olur? Bizim Sebahattin Bey falan onlar da zorluyor beni. Sebahattin biraz anladı. Sonra dedim sen sakın sesini çıkarma. Dedim bakın kardeşim şimdi 3. gün baktım geldim dedim anlatayım size. Şimdi dedim buradaki insan
dönümde 100 kilo üretiyor. Bu fındığın fiyatı 10 lira mı? Evet. Ne yaptı Osman fiyatımız? 1000 liralık evet. Kazandı cebe koyduk. Evet. Ha bu doğu cebini böyle dönelim. Bu cepte 1000 lira. Şimdi dönelim batıya. Şimdi döndük batıya. Batıdaki adam en az 200 kilo üretiyor mu? Evet. Onu da fındığı 10 lira. Evet. O etti 22 bin lira. Evet, doğru. Şimdi bu parayı hangisi? Bölelim. Şimdi bu cepte kilo başına 10 lira var. Buradaki bu tarafta farklılık üretimden 20. kaynaklanıyor. Üretim fazlalığı. Ya tabii canım ama yani biz tamam, ben şuna da katılıyorum. Tamam, batıdaki alanlar uygun, şeyler uygun. Tamam Osman, bunlar hepsi uygun. İyi de tamam da ya ben şurada hiçbir şey yapmıyorum. Evet. Yani bir bakmıyoruz. Ya bakmıyorum tabii ya. Şimdi bir kısa da anlatayım. Şimdi ben diyorum insanlara ki bak, Türkiye'de herkes işleri birilerine havale edilmiş. Şimdi dinde hocalara, şıhlara, şeyhlere havale edilmiş. Siyasette şeylere, liderlere, partimin liderlerine havale etmişiz. İşte diyelim şeyde, sporda takımın kulüp başkanları, yani. Cümle hayat fani, ölüp gideceğiz. Gittik, ilk sorgu sual yeri var. Onlarda iki melek var orada, sorgu sual yeri. Münkerler ne ki soracak? Kulum Murat. Gel bakalım sen abi din içinde abi yanlışı niye yaptın? Ya ben yapmadım. Ya şık dedi bana, yaptım. Gel peki abi siyasette bu yanlışı niye yaptın? Ya ne yapacağım? Genel başkan dedi yaptım. İşte sporda niye yaptın? Başkan dedi yaptım. Ne diyecekler biz Osman? Tamam biz hesabı senin hesabını onlardan sorarız. Sen abi bu tarafa geç mi diyecekler? Böyle bir şey yok. Hesabı biz vereceğiz ya. Evet. Bunun için herkes bilecek. Önce Hacı Bektaş'a burada rahmetle minnet alalım. Felsefenin, dinle felsefenin birleştiren insandı. Ne diyor? Hararet hardadır. Sacda değildir. Keramet başladır. Tacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Ya şimdi sohbet nasıl yok? Belki biraz insanlara bu fındıktaki sıkıntıdan uzaklaşırlar. Şimdi bak. Ben Murat Taşkın olarak, sen Osman Çakmak olarak iyi bir şey yaptığın zaman ne diyorsun? Topluma ben yaptım, ben ettim, ben eyledim. Eyvallah. Şimdi o ara yaptığımız işlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Başımıza bir sıkıntı şeyler oldu. Geldi. Ne diyoruz değil mi? La, o sebep oldu, bu sebep oldu, Osman sebep oldu, bilmem o sebep oldu. İşi, başka yaratıyor. Daha ya vardırıyoruz işi. Şimdi götür bir amentüyü, hayır ve şer Allah'tan da diyor. Ya ne yapalım Allah'tan? Ya buraya baksana. İyilikler benden, kötülükler Allah'tan. Halbuki Allah Nisa suresinden, İsa suresinden buyuruyor. Diyor ki, başınıza gelen diyor, iyilikler bendendir. Başınıza gelen kötülükler ise sizdendir. Kendiler. Şimdi biz bu durumda Müslüman bir toplum olarak ayeti tamamen ters hareket etmiş olmuyor muyuz? Ettik. Peki ayeti ters hareket edenin öbür taraftaki yeri neresi? O da diyor ki cehenneme gidecek. Bu kadar basit. Tekrar fındığa dönelim. Geldi fındığa. Senin şimdi bu üretimdeki doğu ve batı bölgelerindeki sıkıntılardan ziyade bir de fındıkta yıl içerisinde bizim sadece haşere ve zararlı böceklerden dolayı neredeyse %30'lara yakın bir çürüktü, haşere işte gurt enidi. Hatta kahverengi kokarca denilen son dönemlerde de gündeme gelen en tehlikeli böceklerden bir tanesi ki fındığı tepeden tırnağa bitiren birisi. Vurup kırıp geçecek. Bununla alakalı hem İhracatçılar Birliği olsun hem sizler olsun kamuoyuna bizlerin aracılığıyla dikkat aman Türkiye'ye bu böcek girmek üzere böyle bir tehlike var. Tarım Bakanlığı bunun her ne kadar hudutta sınırda önlemleri almış olsa kurduğu tuzaklarla bunu takip etse bile böyle bir sıkıntı var. Bundan da bizim fındık üreticisi olarak kaybımız var. Hatta kimine göre 1 milyar dolara yakın kayıp geleceklerde söz. Bir kayıp söz konusu. Kahverengi, kokarca ve bununla alakalı da bir düşünceler var. Tabii şimdi bu fındık, işte fındıkta hastalık ve zararlar arttı diyorsun da. Evet. Şimdi ben bir şey sorarak oradan gideyim. Bizim hangi sektörümüzde, hangi alanımızda, siyasetten spora, şeye kadar bu hastalık ve zararlar artmadı ki? Yani bu bileşik kaplar misali Osman. Bizi her yerde bütün kaplar bileşik hale gelmiş, bu şekliyle artmış. Ama şimdi bunun içerisinde spesifik olarak bu gibi zararları, şeyleri yok etmek için yani biz elimizden geleni yapalım. Ha, bir çok bir şey açıkça söyleyeyim. İlk defa da buradan söylüyorum. Bunun için belli bir mücadelede Trabzon Ticaret Borsası olarak iki paneli yaptık. Bütün tarafları şeysiz o araya topladık. Ondan sonra baktık ki bu devletin mekanizmasında bu iş yavaş gidiyor. Biz buna ilgili yerlerden yani sistemin içindeki torpil
alanlarında kullanarak biz bunu nasıl çabuklaştırırız? Çünkü buna karşı ilaç kullanamıyorsunuz. Gerçekten Sabahattin Bey Gürcistan'da bahçeleri var. O bahçelerden bunu gördü. Biz Borskart'ın tarafına da girdik. Kapıdan girdi bu. Günde konaklamadığı zaman 30 kilometre kat ediyor. Mesafe. Senede 300 bin yumurta yapıyor. 300 bin yumurta yıl içerisinde. Ve fındık da 20 günde %70 zarara yol açabiliyor. Yeşil kokarzanın kahveniz gizli bir dakika, bir dakika ya. Bu senede bıraktığı yumurta 300 bin, yani 300 bin. Ve fındık üretiminde üreticiye %70 zayiat verebiliyor. Yani bu korkunç bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Şeyde, Gürcistan'da verdiği zarar bu. Bizde de bu oldu. Şimdi bu girdi Türkiye'ye. Bu girdi. Artvin Rize tarafında var. Biz bunun için 444-02-08 bir hat oluşturduk. Bakalım. Bir daha söyleyelim onu. 444-02-08 nolu bir hat oluşturduk. Bu böceği gördüğünüz zaman bize bildirin. Afişler yaptık. Sosyal medyadan olsun, şeyden olsun bunu kullandık. Bildirin bize de bunun yaygınlaşmasını takip öyle edelim. Yani. Maalesef çok yerlerden artık bunların geldiği. İhbarlar geliyor mu? Geliyor. Doğu, Trabzon'un doğusundan daha çok geliyor. Daha değil çok mi? Trabzon, yani sınır girdi. Gürcistan. Gürcistan bölgesinden geliyor. Oradan, o huduttan mı geliyor? Oradan geliyor. Oradan şimdi bu tarafa doğru devam ediyor. Çok kısa. Bu senenin fındığına da zarar verebilir. Bu sene buraya verir. Gelecek sene şeye, batıya kadar da gider bunun zararını yapar. Ama ben şunu söyleyeyim. Biz bütün bu çabayı gösteriyoruz. Bunu yok etmek için İlaçlı mücadele yapamıyorsunuz, arıları öldürürsünüz. Ben biliyorum Trump mesela ordu için arıcılık çok önemli. Ekolojik dengede sıkıntı yaratıyor. Ama biz bunun için biyolojik bir böcek geliştirildi bunun şeysi. İsviçre'de var. Bu acilen bu biyolojik böceği temin edebilmek için ne yapılır? Bununla uğraşıyoruz. Devletin bürokrasisi önümüzde taşlar değil. Böyle gayalar oluşmuş. Biz o gayaların üzerinden maalesef... Hala bu bürokrasi önünüzde büyük bir engel yani. Her yerden gel, her yerden gel. Hala mevzuata uyduracaksın, şirket bulacaksın. Parayı bulacaksın ya da parayı bulduk diyoruz artık vazgeçtik. Siz işi kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa onu yapalım. İşte bunun için gerekirse Cumhurbaşkanlığı'nın yani yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı danışmanları oluşmuş. Danışmanlar içerisinde bu işi bilen oradan Trabzon'a Giresun'dan arkadaşlarımız var. Onlardan katkı istiyoruz. Bakan bu konuya epey bilgilendirdik, duyarlı. Şimdi bugün de gelecek, bir daha görüşeceğiz. İnşallah pazartesi itibaren buna karşı bir biyolojik mücadele başlar. Bu kazanacak anlamına bu, gelmiyor. Temin edeceğiniz böceklerin daha sonrasında, çünkü her ekolojik dengeye göre buradaki böcek türünün ve bitki emtiyazı içerisinde girdiğinde bu böceğin her ne kadar kahverengi kokarcayı bir savunma mekanizması olsa bile daha sonra bu böcekten dolayı farklı bir zayiat söz konusu olabilir mi? Bunun incelemesi yapılıyor mu? Yapıldı. Bunu bir zayiat yok. Yalnız her şeyde bir %10 risk var. Ama bu bir tarafta %70 bir fındığı kaybetme riski var. Mesela ben orduyu baz aldığım zaman, bu diğer sadece fındıkta değil. Çayın, bir tek çayı sevmiyor. Diğerlerin haricinde fasulyeydi, domatesi, bunlar silip götürüyor. Bu şey ismini yapabilir. Onun için mesela ben orduyu baz aldığım zaman benim orada balcılığa zarar vermesin. Diğerlerde ya ne yapalım? İşte hani derler ya, gaz gelecek yerden tavuk ısı gelmez hesabı, biraz bunu şey yapalım. Bizim zaten fındık bir şekilde gözden çıkmış. Üretici çalışmıyor. 30 gün yanına gidiyor. 150 gün gitse 300 kilo üretecek. Biz yataşı al parayı hesabı yapıyoruz. Yani bunlarla ilgili hikayeler de ben de çok, bunun kitabında yazıyorum ki Fındıklı Hayatlar diye. Şeyde mesela geçen Mustafa abi gelmiş. Mustafa Paris bir şey anlattı, dedi ki 2004'te dedi burada bir şey oldu dedi. Don olayı oldu ya. Bir adamın fındığı hiç şey olmadı. Adam da dedi tam olarak şey değil mi? Sarhoşun tekiydi. Neymiş? Adam oturmuş akşam, o don akşamı şeyinde içki içiyormuş. Tamam, çekiyormuş. Sonra bakmış don oluyor. Almış içki şişelerini, birkaç tane de tekerlek bulmuş, inmiş bahçeye, vermiş ateşi. Kurbanlama yapmış ya. Geçmiş de karşı, bir taraftan içiyormuş, bir taraftan ateş yani gecesi. Herkes şey yapmamış, o sene dönümden 150-200 kilo fındık almış. Ya yani demek istediğim, bizim bu fındığa sahip çıkmamız için o kadar çok neden var ki. Bakın, burada fındık olmasa 10 kilometre içeriye girsek kimseyi görür müyüz? Yok. Kimseyi görür. Vallahi PKK'lılar üstten aşağı rahat gelir. Ya bu işin bir tarafı da bu. Bu Karadeniz'e... Karakol vazifesi. Karadeniz'e PKK'lılar niye giremiyor? Benim Gürgen Tepe'mde benim Mehmet Efendim bekliyor.
Benim Saygaran'ın tepesinde ama fındığı ama çayı tutmak için benim Temel Evizyen bekliyor. Ama benim Giresun Kümbeti'nde Hüseyin emmim orada çakıllak fındığı üretmek için bekliyor. Ha, devlet buna para verecek. Devlet bu insanlara para verecek. Ben diyorum. Devlet üretimi desteklemeli. Çok üretene çok para vermeli ama devlet söz konusu Karadeniz'i olduğu zaman toparlayalım. Karadeniz'i olduğu zaman Karadeniz olduğu zaman açıktan para vermeli. Karadeniz'e. Biz çok yok. Biz bu ülkede o kadar çok yer açıktan para verdik ki Suriyelilere de vermiyor muyuz? Veriyoruz. Baş. Şimdi ya bunu abi son söz tabii yine arada bir seni çağıracağız. Senin bilgilerinden faydalanalım. Son söz olarak yine bu ekranlardan aklında kalan söylemek istediğin herhangi ne varsa paylaşalım. Şey, üretelim. Bakın ben bir şey söylüyorum. Ben derler ki hadistir. Peygamberimiz demiş. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Hadis değildir. Bunu diyen de Müslüman da değildir. Şeydir. Rızkın onda dokuzu üretmektedir. Çalışmak. Üretmek. Ticarettedir demek onun Hans'ın ürettiğini alıp satmak, Sony'nin yaptığını bilgisayarı almak, Japon Osoko'nun yaptığı televizyonu kullanmaktır. Biz bunu bileceğiz. Ya çalışmaktan en büyük ibadet çalışmaktır. En büyük ibadet namaz kılmak değildir. Haç her yerde derim onu yazarım. En büyük ibadet çalışmaktır. Çalışmak. Peygamberin... Çalışmak da bir ibadet zaten. En büyük ibadet. Peygamberi derler ya hani ölürken bile bir ağaç dikiniz. Millet zanneder ki bu bir basit ağaç dikmektir. Yok. Ölene kadar çalışın. Bu Murat evet. Taşkın 61 yaşında. Hala akşam gecede 4 saat uyur. 16 saat çalışır. Bir de işte fındık gibi bir hastalığa bulaşmıştır. O zaten tartışmaz. Evet. Ona giren çıkamaz. Evet. Çok teşekkür evet, ederim. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdin. Yine arada seni davet edeceğiz. Evet. Yine konuşacağız. Öyle. Efendim Ordu'dayız. Boztepe'deyiz. Gerçekten muhteşem bir hava. Muhteşem bir manzara. Ulusal Fındık Çalıştayı'ndayız. Şu an itibariyle ara ara canlı yayınlarımız devam edecek. Dediğimiz gibi öğleden sonraki programlarımıza Tarım Bakanımız Sayın Pakdemirli burada olacak. Birçok dostlarımız, misafirlerimiz, konuklarımız olacak. TV 52 ekranlarından ayrılmayın. Ulusal Fındık Çalıştayı'nda sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Müzik.